Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok farklı bir ürünü inceleyeceğiz. Şimdi kanalımızı takip ediyorsanız ya da teknolojioku.com'a giriyorsanız bizim daha önce Huawei MatePad Pro modelini incelediğimizi biliyorsunuzdur. O modelde şu anda yine masamın üzerinde görmüş olduğunuz aynı isim MatePad Pro modeline fazlasıyla benziyordu. Şimdi bu teste gelen yeni model ise isminin uzantısında aslında tam olarak resmi olarak olmasa da 12.6 inçlik daha büyük ekranlı bir Pro modeli. Aslında bu bir tablet bilgisayar, klavyesi var, kalemimiz var bu şekilde ve özellikle de böyle çizim konusunda not alan, çizim yapanlar için aslında çok da faydalı özellikler sunan bir tablet bilgisayar. Şimdi ben her zaman yaptığım gibi bir genel görünümden bahsetmek istiyorum. MatePad Pro aslında şu aksesuarlarından bir çıkartayım ben sizlere göstermek için. Bu kalemi ve klavyesi aksesuar olarak alınabilecek ürünler. Aslında cihazımız burada. Cihaz bu şekilde 12.6 inçlik büyük ekranlı bir tablet bilgisayar. Bu tabletin özelliklerine baktığımızda cihazı kendime doğru tuttuğumda sol tarafta bir açma kapama tuşu var. Yukarıda ses açma kapama tuşumuz var. Öte yandan cihazın hem sağında hem de solunda 1, 2, 3, 4 tane böyle deliklerden oluşmuş öbekler var. Buralarda hoparlörler bulunuyor. Yine sağ kısmında bir tip C bağlantı yuvamız mevcut. Arka tarafta bir kamera çıkıntımız var. Bunun dışında aslında standart olarak kullandığımız diğer Huawei MatePad Pro modeline fazlasıyla benziyor ki diğer Huawei MatePad modellerine de benzeyen bir tasarım var. Çerçeve kalınlığı çok kalın değil. Yani özellikle baktığımızda hem sağdan hem soldan hem üstten hem alttan aynı kalınlıkta bir çerçeve bizleri karşılıyor. Şimdi ekranda bir tablo görüyorsunuz. Biraz da teknik özelliklerden bahsetmek istiyorum. Huawei MatePad Pro 12.6 inçlik dedik. OLED bir ekran var. Full View 2K çözünürlüksünü 2K derken de şunu söyleyeyim. 2500'e 1600 piksellik bir ekranımız var. 1 milyona 1 kontrast oranı bizleri karşılıyor. 609 gram ağırlık. Kirin 900E işlemci. 8 GB RAM, 256 GB depolama. Wi-Fi 6 desteği. 4 subwoofer ve 4 tweeter olmak üzere 8 hoparlör. 13 megapiksel artı 8 megapiksel ultra geniş açı ve 3D derinlik algılama modülü ile beraber gelen bir ana kameramız var. 8 megapiksellik bir ön kameramız var. Harmony OS 2.0 ile geliyor. PC tablet çoklu ekran işbirliği. 4 pencereye kadar çoklu ekran desteği. Uygulama çoğaltıcı. 2. nesil Huawei M-Pencil. Manyetik klavyemiz. 10.050 mAh'lik pilimiz. 13.5 saate kadar kesintisiz video izleme. 40 Watt Super Charge teknolojisi, 27 Watt'lık kablosuz şarj teknolojisi de bizleri karşılıyor. Genel görünümden bahsettik, teknik özelliklerden bahsettik. Şimdi gelelim kullanım deneyimine. Şimdi biliyorsunuz Huawei MatePad Pro'nun önceki sürümünde Harmony OS yoktu. Harmony OS markanın geliştirdiği bir işletim sistemiydi ve artık birçok cihazında da kullanılmaya başlandı. 12.6 inçlik bu model doğrudan doğruya Harmony OS ile geliyor. Hatta biz geldiği zaman bir güncelleme de yaptık bu arada. Taze taze bir güncelleme de geldi. UI falan da oldukça değişmiş bir durumda. Ve bu yeni UI ile birlikte ikili bir kullanım söz konusu. Yani sağ üst köşeden şöyle parmağınızı indirdiğimiz zaman bir kontrol paneli bizleri karşılıyor. Sol üst köşedeki yani böyle sola yakın tarafta geldiğimiz zaman ise bildirimler bizleri karşılıyor. Böyle ikili ayrı normalde hepsi beraber görünüyordu. İkili bir tasarıma geçilmiş durumda. Harmony OS'i kullanıyor olmak hani bir sıkıntı mı bir sorun mu? Hayır. Bütün Android uygulamaları çalışıyor. Hatta bazı normalde tam ekran görünmeyen bazı third party Android uygulamaları bile full ekran yani full olarak tamamen ekranı kaplayacak şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bu anlamda herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Yani ben bu tableti alsam uygulama yükler miyim Android marketten çalışır mı falan gibi sorunlarla uğraşmanıza gerek yok. App Gallery'de zaten birçok uygulama bulunuyor. App Gallery'de bulunmayan farklı uygulamaları da yine geliştiricilerin sayfalarından da indirerek kullanabiliyorsunuz. Böyle bir özelliğin böyle bir kolaylığın da olduğunu söylemiş olalım. Öte yandan bu uygulama konusunda Petal Search'ü de kullanabiliyorsunuz. Biliyorsunuz o da Huawei'nin geliştirdiği bir arama motoru olarak söyleyebileceğimiz bir arama motoru teknolojisi. Telefonlarında buluyor, tabletlerde bulunuyor. Bu arama motoruna yazdığınız zaman bir uygulamayı eğer Huawei App Gallery'de yoksa size onun nerede olduğunu bulup yüklemenize de izin veriyor arkadaşlar. Böyle bir kolaylık, böyle bir güzellik olduğunu altını özellikle çizeyim. Huawei MatePad Pro'da bir App Multiplier özelliği var. Yani uygulamaları çoklayabiliyorsunuz. Buna destekleyen uygulamalar olduğu zaman birden fazla aynı uygulamayı açarak da kullanabiliyorsunuz. Ekranı da bölerek de kullanabiliyorsunuz bu arada. Daha önceki modelde de vardı bu özellik ama bununla beraber artık 4 tane uygulamayı ekrana böyle 4 parçaya bölerek de kullanabiliyorsunuz. Bu da
Özellikle böyle hani multitasking işler yapmak için bir yerden bir şeyi kopyaladınız, öbür tarafa yapıştırdınız, oradan aldınız, başka bir yere koymak istediğiniz zaman bu tarz böyle senaryolarda çok işe yarayan bir özellik. Yine Harmony OS 2.0 ile gelen ilginç bir özellik ise Device Plus dediğimiz bir özellik. Bu özellikte diyelim ki bir telefonunuz var. Telefondan bir Huawei user'ına giriş yaptınız. Bu tabletten de giriş yaptınız. O telefonun galerisine uzaktan erişebiliyorsunuz bu tablet üzerinden veya tam tersini yapabiliyorsunuz. Bu birden fazla cihazı kullanan Huawei ekosistemine dahil olanlar için çok güzel bir özellik olmuş. Bu şekilde kullanarak bu özellikleri de en üst seviyede deneyimlemiş oluyorsunuz. Harmony OS'in ilginç bir özelliği daha var. Mikro servis olarak geçiyor bu. Şimdi diyelim ki bir uygulama kullanmak istiyorsunuz ama bu tablette bulunmayan bir uygulama. App Gallery'e giriyoruz. Mesela burada diyelim ki biz Gmail olsun. Gmail uygulaması normalde standart olarak gelmiyor bu cihazda ama Gmail yazdığımız zaman ekrana ve Enter'a basıp bir karşımıza çıkıyor ve tıkladığımız zaman sanki bir uygulamayı kullanıyormuş kadar rahat ve kolay bir şekilde Gmail'i tablet üzerinden kullanabiliyoruz. Burada tabii ben Gmail örneği verdim ama farklı işte YouTube olabilir veya farklı uygulamalar olabilir. Yine bu cihaz üzerinden sanki gerçekten de bir uygulamayı kullanıyormuş kadar rahat bir şekilde tercih edebiliyorsunuz. Bu da önemli özelliklerinden bir tanesi olmuş. Onun da altını özellikle çizeyim. Şimdi gelelim tabletin ekranına. Biliyorsunuz bu tarz ürünlerde ekran çok önemlidir. Kalitesi ve da sunduğu deneyim ekranla doğru orantılıdır. Şimdi Huawei burada teknolojiye acımamış bir kere. Bir kere OLED bir ekranımız var. OLED bir ekran bizleri karşılıyor. Ve renk aktarımı vesairesi gibi konularda da çok üst düzey teknik özellikler sunuyor. Ne gibi? Full view ekranımız var dedik. Söyledik bunu. Sinematik bir full view ekran var. 2560 ile 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 240 ppi bir ekran bu. Ve DCI-P3 geniş renk gamutu bizlere sunuyor. Şimdi cihazın kullandığı işlemci Kirin 9000E arkadaşlar. Bu markanın geliştirdiği en yeni, en güçlü işlemcilerden bir tanesi. Ve özellikle de tablet bilgisayarının hani coşmasını ve böyle bütün işlemleri gerçekleştirmesini, oyunlar oynamanızı, grafikler yapmanızı vesaire sağlayan en önemli kaynaklardan bir tanesi. Öte yandan 8 GB RAM var ve 256 GB'lık da bir depolama alanımız var bu tablet bilgisayar üzerinde. Hani neredeyse demeyeyim de tam olarak söyleyebilirim bunu. Bir bilgisayar kadar güçlü bir tabletimiz var karşımızda. Bu donanım gücü birleştiği zaman aslında cihazın hani altından kalkamayacağı işlem kalmıyor. Harmony OS'in Android arayüzüyle aslında çok benzer bir altyapıyla geliyor olması kullanım detayları açısından bizi zorlamıyor. Yani Harmony OS deyince gözünüz korkmasın. Standart bir Android tablette nasıl bir kullanım deneyimi yaşıyorsanız bu tablette de benzer bir deneyim yaşayacağınız anlamına geliyor. Hatta bazı kolaylaştırıcı özellikleri de var. Biz bunları farklı cihazlarda da aslında anlatmıştık. Huawei MatePad'in mesela daha önceki sürümlerinde de benzer Harmony ile gelen versiyonu da vardı. İlk sürümde yoktu ama daha sonra gelmişti. Örneğin süper cihaz diye bir özellik var. Etrafta bulunan Huawei ekosistemine dair cihazları buradan görüyorsunuz, ekleyip çıkartabiliyorsunuz. Bu da önemli artılardan bir tanesi. Yani bu saat olabilir, bileklik olabilir, efendime söyleyeyim dizüstü bilgisayar olabilir. Olabilir de olabilir. Yani birçok şeyi buradan görüp bu tablete bağlayabiliyorsunuz. Bu da önemli artılardan bir tanesi. Bu arada yine daha önceki Huawei modellerinde de bulunan telefonlarla eşleştirip telefondaki dosyaları alabilme ya da tam tersi telefondan buraya dosya aktarabilme veya tabletten telefona dosya aktarabilme özelliklerini de yine bu tablet bilgisayarla beraber kullanabiliyorsunuz ki normalde biliyorsunuz Huawei'nin bilgisayarlarında olan bir özellikti bu. Yine bu tabletle de beraber aynı özellikleri kullanmış oluyorsunuz. Şimdi teknik özellikler tarafında bahsettim. Cihazın üzerinde 4 tane subwoofer, 4 tane de tweeter olmak üzere 8 tane hoparlör var. Zaten aslında biz daha önceki modelleri de beğenmiştik biliyorsunuz ses anlamında ama bu model gerçekten de kendini aşmış durumda ve Histen 7.0 teknolojisiyle beraber cihaz çok daha iyi ve kaliteli bir ses verebiliyor. Şimdi bir görüntü izleyelim ve cihazın ses kalitesinin nasıl olduğunu siz de en azından ekranda görmüş olun. Kamera kalitesi ben daha önceki modelleri de çok beğenmiştim onu söyleyeyim. Yani bir tablet bilgisayara göre kamera kalitesi de gerçekten başarılı. Şimdi kamerayla çektiğimiz fotoğraf ve video örneklerini izleyelim. İncelemeye devam edeceğiz.
izlemekte olduğunuz bu videoyu Huawei MatePad Pro'nun ana kamerasını kullanarak kayıt ediyoruz. Çekim sırasında şu şekilde bir zoom da görebiliyorsunuz. Tabii ki dijital bir zoom olduğu için kalitesi de haliyle ve doğal olarak kötü. 4K 30 fps'ye kadar bu ana kamera video kaydı yapabiliyor. Herkese merhaba arkadaşlar. İzlemekte olduğunuz bu videoyu Huawei MatePad Pro'nun ön kamerasını kullanarak kaydediyoruz. Şimdi farklı ışık şartlarında bakın şu anki doğru bir ışık. Tam şu anda yüzüme gelen güzel bir ışık var. Bu da ters ışık. Ters ışıkta vesaire de işte bu şekilde bir ön kameradan görüntü kalitesi almış oluyoruz. Şimdi gelelim cihazın özelliklerinden bir tanesi olan ağırlık. 609 gram ağırlık var. Tabii ki bu 609 gram ağırlık sadece tabletin kendisinden bahsediyoruz. Şu anda burada ekranda gördüğünüz klavye tarafı ve kalem tarafının bu ağırlığa dahil olmadığını söyleyelim. Tabii yeri gelmişken kalemden de biraz bahsedelim. Yani bir hep böyle sürekli bir şeylerin yeri geliyor ama konuştukça da yeni şeyler, özellikleri görüyoruz. Şimdi kalemi şuraya takmamız gerekiyor. Buraya taktığımız andan itibaren de kablosuz olarak şarj oluyor. Zaten taktığınızda da ne kadar şarj olduğunu veya işte üzerindeki pil durumunu vesaireyi size gösteriyor. Kalemin kullanımı çok güzel. Önceki sürümde de güzeldi. Bu ikinci nesil kalem olarak geçiyor. Ve istediğiniz gibi çizim vesaire de yapabiliyorsunuz. Bu arada bazı konularda daha da geliştirmiş Huawei kendini. Şimdi daha önceki sürümlerde de bir karşımıza böyle kalemi kullanabileceğimiz özel yazılımlar çıkıyordu. İşte ne var? Nebo vardı, MyScript falan vardı. Bunlar zaten var, hala da var. Bir de Huawei M Pen Zone isimli verdiği ayrı bir alan oluşturmuş. Buraya tıkladığımız zaman bizim karşımıza Stylus Zone adı verilen bir bölüm çıkıyor. Burada farklı farklı yazılımlar da yükleyip işte çizim yapmak için kullanılan işte ne bileyim burada var mesela G Notes var, Touch Notes var, Note Shelf var, Fill Note var ve Bamboo Paper gibi uygulamalar var. Bunları sonradan yükleyerek farklı farklı çizimler de yapabiliyorsunuz. Bunların bir kısmının ücretli tarafları da var, ücretsiz tarafları da var. Ama kalemin özelliklerini daha da geliştiriyorsunuz ki burada birazcık tabii ki kullanıcının da resim veya çizim kabiliyeti olursa mesela benim gibi bir kişi bunu kullandığında çok fazla bir şey yapamaz. Çünkü ben resim konusunda çok kötüyüm. Ama siz resim konusunda iyiyseniz, çizimleriniz vesaireniz iyiyse çok güzel sonuçlar alabiliyorsunuz. Basınç konusunda da oldukça hassas ve hani işte kuvvetli basarsanız daha koyu renk yazıyor haliyle, işte daha hafif yazarsanız daha şeffaf bir şekilde yazabiliyorsunuz. Bu gibi özellikleri kalemle kullanabiliyorsunuz. Kalemin üzerinde herhangi bir tuşumuz yok. Hani bazı kalemlerde vardır böyle tıklamak için vesaire için kullanabilirsiniz ama çok kolay bir şekilde kullanıldığının altını özellikle çizmiş olayım. Şimdi gelelim Huawei MatePad Pro'nun pil durumlarına. 10.050 mAh'lik bir pili var bu cihazın ve bu 10.050 mAh'lik pille de markanın verdiği değere göre 13.5 saate kadar video izleyebiliyorsunuz. Biz de yaptığımız testlerde, sentetik ve normal kullanım testlerinde benzer rakamlara ulaştık. Yani pili bitmiyor diyebiliriz. Ki zaten bir tablet bilgisayarın da bu kadar büyük bir pili de varsa zaten 3 aşağı 5 yukarı bu rakamlara ulaşmasını bekliyoruz ama şunu söyleyeyim, bu rakam gerçekten bir dizüstü bilgisayarla ulaşabileceğimiz rakama yakın bir değer. Neredeyse bugün hani 10 saate kadar artık dizüstü bilgisayarlar bu tarz böyle video oynatma senaryosunu gerçekleştirebiliyor. Bu da güzel bir değer. Bu arada kutusundan hızlı şarj çıkıyor, kablosu çıkıyor ve hızlı şarjla beraber cihazı 2 saatte %100 olarak şarj edebiliyorsunuz. Bu da önemli detaylardan bir tanesi. 40 wattlık hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bunun da kutudan çıkıyor olması bence önemli artılardan bir tanesi. Bu arada kablosuz şarjı da destekliyor 27 watt'a kadar. Ki 27 watt kablosuz şarj cihazı da bulmak da kolay değil çünkü oldukça yüksek bir değer. Genelde 15-20 watt'a kadar günümüzde cihazlar bulunabiliyor. 27 watt'a kadar kablosuz şarja desteklediğini belirtirim. Eğer bir şarj pediniz varsa daha düşük değerlerde de olabilir bu. Bu üründe kablosuz olarak şarj edebileceğiniz anlamına geliyor. Gelelim Huawei MatePad Pro'nun fiyatına. Biz bu incelemeyi yaptığımız ki Şubat ayının sonlarına doğru ve Mart ayının başına doğru yaptığımız bir incelemeydi bu. Bu ürünün fiyatı 8.999 TL idi. Tabii ki bu sadece gövdesini yani tabletin kendisinden bahsediyorum. Kutudan çıkan sadece tabletin kendisi işte şarj kablosu vesaire çıkıyor. Eğer bu klavye ve kalemle beraber almak isterseniz ki bu arada klavyeden de bahsedeyim hemen hızlıca. Çok da güzel bir klavyesi var. Belki şöyle bir şey eklenebilir bir sonraki sürümde. Ben bunu buradan da Huawei'ye duyurmuş olayım. Küçük bir touchpad de olsa tadından yenmez. Onu da söyleyeyim ama bu cihazın üzerinde bir touchpad yok. Fakat normal standart bir Q klavyedeki bulabileceğiniz her şey var üzerinde. Ve doğrudan doğruya klavyeden de yazı yazarak da bu cihazı kullanabilir hale geliyorsunuz. Bu da önemli artılarından bir tanesi. Fiyatı ise tek başına almak isterseniz tableti 8.999 TL. Eğer
klavye ve kalemle birlikte almak isterseniz ikisinin beraber şu anki kampanya olarak gelen fiyat ise 1000 lira daha ödemeniz gerekiyor. Ve 1000 lirayı daha ödediğiniz zaman bu cihazı klavyesi ve kalemiyle beraber alıyorsunuz ki benim şahsi fikrim böyle bir ürünü alacaksınız. Hani 8999 TL veriyorsanız 1000 lira daha verilip böyle bir setle almak daha mantıklı görünüyor. Peki fiyatına değer mi? Belki bunu merak ediyor olabilirsiniz. Çünkü bu paraya bilgisayar da alabiliyorsunuz. Ama tabii ki bu bilgisayar değil. Ama bilgisayarla yapabileceğiniz hemen hemen her şeyi bu tablette yapabileceğiniz anlamına geliyor. Ben taşınabilirliği olması, kolay kullanımı olması ve pratikliği açısından değerlendirdiğim zaman fiyatının makul olduğunu söyleyebilirim. En azından sunduğu donanıma göre söylüyorum bunu bu arada. Çünkü OLED ekran, 8 GB RAM, 256 GB depolama ve diğer işte Kirin 9000E işlemci gibi fonksiyonları ve özellikleri içine kattığınızda fiyatının makul olduğunu söylüyorum. Bininkilimin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda sizlere Huawei MatePad Pro 12.6 inçlik sürümünün özelliklerini anlatmaya çalıştık. Olur ya, bizim anlatmayı unuttuğumuz, sizin merak ettiğiniz konular olabilir. Yorumlar kısmında bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin arkadaşlar. Hepsini okuyoruz, hepsini değerlendiriyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan, ki bunlar arasında Instagram, TikTok, Kuvayi ve Facebook gibi seçenekler de bulunuyor, takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.